Yeni videodan herkese merhaba. Geçen ayki videoda size söylemiştim. Bundan sonraki alışverişlerimi sadece bulut olarak değil, yani bulutun alışverişleri olarak değil, gelen kargolar olarak paylaşmak istiyorum diye. Evet, arkamda görmüş olduğunuz gibi birkaç tane paketimiz var. Bulut için aldıklarım var, ev için aldıklarım var. Bakalım bu ayki alışverişimizde neler almışız? Onları hemen sırayla sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi başlayalım. İlk olarak şununla başlayalım. Evet, dokununca ne olduğunu anladım. Gelen paket sesleri için özür diliyorum. Olabildiğince oraları kesmeye çalışacağım. Çünkü ister istemez açarken biraz poşet sesi gelecektir size de. Şöyle diyeceksiniz ki bu nedir? Bizim alırken maalesef dikkat etmemişiz. Masamız ve konsolumuz kenarları bayağı sert köşeleri olan bir şey. Bulut da şu anda her şeyde hoplama, zıplama, koşuşturma aşamasında olduğu için maalesef ki ister istemez bir yerlere çarpıyor kendisine. Daha önce bundan bir paket almıştık. Galiba içerisine yanlış hatırlamıyorsam 10 metre ya da 30 metreydi. Ama bakılırsa 10 metre gibi gözüküyor. Neyse, dediğim gibi Trendyol'dan şöyle bir ürün aldık. Bunu masa koruyucu olarak şöyle geniş bir bant her tarafına yapıştırabiliyorsunuz. Yani biz yeri geliyor peteklerin kenarlarına bile yapıştırdığımız oluyor. Çünkü çocuk bir yere takıldığı zaman genelde orada oynamaya devam ediyor. Bunu en son açacağım. Evet, ebeveyn poşeti olduğuna göre kesinlikle buluta gelen bir şey. Hemen bakıyoruz. Evet. Her zaman olduğu gibi bulutun ayakları yine büyüdü. Ve çoraplarımız yeterli gelmemeye başlamıştı. Şu şekilde hemen göstereyim. Aziz ve benim. Bunlar inanmıyorum, yanlış göndermişler. Şu an canım sıkıldı çünkü bu paket uzun süredir bekliyor. İade süresi geçmiş olabilir. 2-3 yaş gelmiş bütün çoraplar maalesef. Ben 3-4 yaş söylemiştim. Evet, şöyle. Bunlar bir tık daha kalınları. Bunlar biraz daha inceleri. Bunları soket diye almıştık ama bunlar da pek soket çorap değilmiş aslına bakarsanız. Şunlar biraz daha kalın. Ve şu şekilde havlu çorapları almıştık. Bunlar da bu şekilde üçlü set. Şu bütün setler zannediyorum bize 40 lira gibi bir şeye gelmişti. Kaç tane var derseniz 6, 9, 12 tane çorabı 40 liraya almıştık Trendyol'da. Evet, burada Ace Away 2 siparişimiz var. Bunu kendi sitesinden söylemiştik. Hemen şöyle açmaya başlıyorum. Burada bayağı bir ürün var. Bunları açarken nasıl aldığımızı da anlatayım. Ace Away 2'de bu hafta çark indirimleri vardı. Çark indirimlerinde de 300 lira üzerine 150 lira indirim çeki kazandım. Ve outlet ürünlerde geçerliydi. Yani sadece indirimde olan ürünlerde geçerliydi. Öyle olunca da Bulut'un ihtiyaçlarını şimdiden almak istedim. Çünkü 300 liraya outlet ürünlerde bayağı bir ürün alma imkanım vardı. Şu an 2-3 yaş aralığında kıyafeti yeterince var zaten. O yüzden 3-4 yaş aralığı önümüzdeki sezonun kıyafetlerini almış olduk. Onları da göstereyim hemen. Şöyle emoji desenli bir tane ince sweatshirt. Mevsimlik, böyle ilkbaharda giyebileceği şekilde. Hemen şunu da göstereyim. Şöyle pantolon, dışı aslına bakarsanız naylonumsu bir şey. Hani
Bu arada bu ürünü ben sipariş vermemiştim. Yanlış gelen bir ürün. Fiyatına da bakmadım. Benim aldığım üründen pahalı mı ucuz mu bilmiyorum. Onun yerine böyle bir şey göndermişler. Ben de açıkçası beğendiğim için hiç iadesiyle uğraşmak istemedim. Dışı ne kadar naylon gözükse de içi şu şekilde şardonlu bir kumaşı var, pamuklu. Aldıklarımın çoğu 3-4 yaş. Bir tane takımı var sadece 4-5 yaş aralığına ait. Şu şekilde bir pantolon. Evet, en beğendiğim ürünlerden bir tanesi de şu sweatshirt oldu. Çok ince ya da çok kalın diyemem. Arkası da şu şekilde gezegenli. Bu aldığım ürünlerin hepsi bana 170 liraya geldi. Zannediyorum 9 parça ürün aldım. Evet. Gayet spor. Şöyle bir tişört. Hemen onu da göstereyim size yakından. Arkasında bir baskısı yok. Bunu da çok sevdim. Evet, bir tane daha alt eşofman altımız. Şöyle göstereyim. Bunun rengi siyah. Diğer söylediğim de lacivert eşofman altıydı. Onun yerine diğeri gelmiş. Bu da yine 3-4 yaş aralığı. Fiyat etiketini gösterebilirim. Birçoğundan silinmiş ama bunda var. 45 lira yazıyor ama ben bunu 20 lira gibi bir şeye almış oldum. Evet, Bult'a aldığım. Normalde sweatshirtlerini hep kapşonsuz alıyordum. İlk kapşonlu sweatshirt'ü şöyle göstereyim. Bu da yine çok şık. Ne kadar yansıyor bilmiyorum siyah olduğu için ama çok şıktı. Çok beğendim gelen kumaşı. Bu biraz daha kalın. Diğer sweatshirtlerine göre birazcık daha kışlık bir kumaşı var. Evet, kazak pek almıyorum aslında bakarsanız Bulut'a ama bu kazağı görünce çok beğendim. Dayanamadım. Bunun da siparişini verdim. Bunun fiyatı da yine kesilmiş aslında bakarsanız ama bu da 20 lira gibi bir şeye geldi. Ve son olarak şöyle bir takım almıştık. Bu üstü şöyle bir göstereyim size yakından. Bu da yine aynı şekilde altı. Bunlar evde giymek için çok rahat olacaktır diye düşünüyorum. Severek kullanacağım ben bunları. Umarım Bulut da severek kullanır. Evet, hemen geliyorum. Rossmann siparişimi bu arada Bulut şu anda öğle uykusunda. Umarım sesim yeterince geliyordur size. Yani biraz sesli konuşmaya çalışsam da onu uyandırmamak adına biraz sessiz oluyorum ister istemez. Evet, Rossmann ürünlerini kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ben bu Domol ürünlerinden çok memnunum. Özellikle de birkaç tane ürünü bizim evde bittikçe sürekli yenileniyor. Bu da yine aynı şekilde klozet temizleyicisi. Bunu geçen ay ilk defa denemiştim. İnanılmaz memnun kaldım. Hiçbir leke sorunu kalmıyor. O yüzden hemen iki tane daha sipariş verdim. Çünkü her zaman stokta bulunmuyor maalesef. Evet, şöyle büyük bir kargom var burada. Siz göremiyorsunuz zannediyorum şu şekilde. Hemen bunu da açıyorum, buradan geliyorum. Evet, kargo paketi çok büyük olsa da içinden çıkan şey şöyle küçük bir fincan takımı. Benim için aslına bakarsanız anlamı çok büyük. Normalde bu Instagram çekilişlerine girmeyi çok fazla sevmem ya da genel olarak çekilişlere girmeyi çok sevmem ama severek takip ettiğim bir hesap var Instagram'da. Tasarruflu anne baba diye. Genelde bebek ürünleriyle ya da ev ürünleriyle ilgili böyle indirim olduğu zaman ya da kampanyalar olduğu zaman paylaşımlar yapıyor kendisi.
Onu takip ederken, uzun zamandır takip ediyorum bu arada hesabı. Son fotoğrafın altına yorum yaparsanız eğer size bir hediyem olacak demişti. Ben de zaten hani severek takip ettiğim için içimden gelen şeyleri yazdım. Teşekkür ediyorum kendisine, hemen ertesi gün kazanan ben olduğumu söyledi. Bana hediye göndermek istediğini söyledi. Şu şekilde altılı Karaca'nın altılı fincan seti. Bu set yeni çıktı zannediyorum. Şöyle üzerinde farklı farklı kuş desenleri var. Hemen göstereyim. Son olarak şu var. Her fincanın ikişer tane var. Yani ben inanılmaz severek kullanacağım bunu. Hatta bir süre kullanmaya kıyamaya da bilirim şu anda. Çünkü kahve fincanına ihtiyacım yoktu. Belki bir süre saklayabilirim. Şöyle bunlar da tabakları. Rengine göre tabakları da farklı farklı. Dediğim gibi zaten sevdiğim bir kişiydi. Severek takip ettiğim bir kişiydi. Ondan bir anı olması beni en çok mutlu eden şey oldu. Ve şu hediyeyi de hemen açıyorum. Bunu da göstermek istiyorum size. Şu anda kusura bakmayın, ben daldım gittim. Çünkü içerisinden ne çıkacağını bilmediğim bir şeydi. Şöyle ki, tasarruflu anne baba bana bu fincan setini hediye gönderdikten sonra Trendyol üzerinden direkt benim evime kargo yapmış. Ve daha sonra oğluna kitap hediye alırken adres değişikliği yapmayı unutuyor. Ve o adres değişikliği yapmayı unuttuğu için kitap da benim adıma kargolanıyor. Yani benim adresime kargolanıyor. Sonra benim hesabıma girip bakmış, Bulut'u görünce bana mesaj attı tekrar. İşte Bulut'un nasibiymiş, ben bu kargoyu geri çekmeyeceğim. İyi günlerde kullansın diyerek. Daha sonra onun oğlunu aldığını görmüştüm ben bu kitabı ve çok beğenmiştim. Şöyle, bulurum seni diye. Çünkü hemen göstereyim size de. Şöyle içerisinden bir fener çıkıyor. Feneri şuradan taktığınız zaman her sayfada farklı farklı şeyler var. Bu şekilde içerisindeki hayvanları görebiliyorsunuz zannediyorum. Bu şekilde çocukları eğlencesini bu şekilde çocuklara zevk almayı sağlayacak çok güzel bir kitap. Şu anda Bulut'a versem zarar verir mi bilmiyorum. Çünkü daha çok algılayamıyor. Evet, şöyle göstereyim. Ya çok mutlu oldum ve gerçekten bu da pahalı bir kitap aslına bakarsanız. Kendisine buradan da tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki benim böyle bir sayfam olduğundan, YouTube sayfam olduğundan haberi yok. Ama kendisine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok sevindim, çok beğendim hediyelerini. Bizden bu videoluk da bu kadar. Bulut birazdan uyanır. Ben onunla ilgilenmeye devam edeceğim. Belki videonun sonuna sizin için bir Bulut videosu da koyarım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Vereceğim. Aha, telefonu sana vereceğim. Ne yapayım önce? Anne, uçak da burada ne? Uçak modunu alayım. Tamam. Teşekkür ederim. Hemen alıyorum. Alıyorum. Evet, alıyorum.